Neyi? Yani koyalım, bunu koyalım diye. Ha şimdi şöyle bizim şeyler var, editörler falan var. Onlar fotoğraf Vay seçiyorlar benim vay, oh Instagram'da my işte. god, editörlerim Evet var ha evet. adamım, ellerle Evet. tutsun, Dediler ki abla fotoğraf çek. sürprizler Ya Tukan. Valla ben bugün trollüm. Ben bugün Evet ya. toksiyim. Dikkat edin bana. Bunu başka gün mü seyretsek? Hayır adamım, bugün Ya adamım izleyeceğiz. Ne olur ya başka gün izlerim lütfen. Şimdi ikincisi, senin bu editörlerin Evet. bir videoyu 10 dakika dahilinde yapman gerektiğini söylediler mi? Hayır. Neden? Çünkü reklam gelir elde etmek için. Yanlış mıyım ha? Dostum, o yüzden 10 Bana dakika. kimse bir şey demedi. Tamam arkadaşlar, burada 10 dakika 11 saniye eşittir ben bu videoya reklam basabileyim. Bu arada en doğal hakları herkesin bunu. Ben şu anki yapacaklarım goy goy, toksiyim şu an. Fulya, rahatsız olursan çıkıp gidebilirsin, anlatabildim mi yani? Bu kadar basit. Anladım, Merhaba, tamam. ben Fulya. Sen de bizi takip et, aramıza katılabilirsin ve bizim eğlenceli vakitler geçirebilirsin. Buraya kadar her şey... Vay Neymiş? reisim. Ay Allah'ım ya, yapmasak mı ya? Yapmayalım ne olur ya. Aramıza hoş geldin. Bulunduğumuz asıl platformumuzu takip etmeyi unutma. 8 dislike. Kim acaba bunlar? Her neyse. Evet, bir kere her sezonu emek var. Like'lıyoruz. Selam. Selam. Merhaba. Hayır. Sonunda söz verdiğim evin en son halinin vlogunu çekebiliyorum. Yaklaşık 5-6 dakikalık bir video için neden bu kadar uzun süre bekledim bilmiyorum. Şimdi ben videoyu izlemedim, dediğim gibi o izlediğime inanıyor. Ben izlemediğimi tekrar söylüyorum. Ben iddiamı koydum, bu videoda en az 4 defa yaşlılığıyla ilgili bir mevzu yapmıştır. Onu baştan söyleyeyim. Eğer 4'ün üstüne çıkarsa Fulya'dan binerleri alacağım. Olmadı bir şekilde. Oh, pat diye de kapıyı kapatlar. Evet, burası bildiğiniz üzere yayın odam. Buradaki değişiklikleri hemen anlatıyorum. Bir kasa. Şükrü valla. Oğlum kasa güzelmiş ha. Bu sizi Bayağı iyi duruyor. aldatmasın. Sadece dışı değişti. Fulya, İçine... Efendim. buradaki kablolar Abla evet ne? ya. Bu nedir Ya ya? sana bir şey söyleyeyim mi? Çok gıcık oluyorum ve ne yapacağımı hiç bilmiyorum o Çok kabloları basit. ya. Kablo saklayıcı alacaksın, bu kadar. Aynen öyle. Çift Arda taraflı bir şey bant, diyeceğim. kablo saklayıcı. Heh. Hiç hoş gözükmemiş. Hiç hoş gözükmemiş. Yani ben Yani... keşke kamera bağlayabilsem. Bak benim setup'ımda yaklaşık 2 milyon tane kablo var. Alta yattım, masanın altına bak. Saklayacaklar için söylüyorum. Eğer bir ahşap masanız varsa sağına ve soluna, uzunsa sağa, ortaya ve sola, tam tersi de olabilir. Bir kere yuvarlak matkap uçları satılır onların. Ahşap delici alıyorsunuz. Deliyorsunuz. Deldikten sonra onların kapatıcı plastikleri var. Onları takıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi ne oldu? Bütün kabloları masanın altına atabildin. Tamam mı? Şimdi kablolar masanın altına sarktığı zaman ne olur? Onların masanın altına sabit olması lazım ki önden veya arkadan gözükmesin, sarkmasın. Bunun için de oralara böyle tırnak atmanıza gerek yok. Gidiyorsun, alıyorsun kablo saklayıcı 17 liraya. İster kalını ister incesi, siyah, beyaz, ne istersen. Alıyorsun, onu alttan çift taraflı bantla veya benim gibi vidayla vuruyorsun. Kapağını açıyorsun. Onların yanında çentikler de var. Kabloları onun içinde biriktiriyorsun. Bütün kabloları biriktirdin mi içinde? Kapat kapağını. Sağdan... Sağdan çıkar. O çıkan kablolara da silindir alıyorsun. Şey, kablo saklayıcı böyle spiralli gibi. Onu da böyle tek çük gibi yapıyorsun onu. Prize kadar indiriyorsun. Yağ gibi görüntü. Aklınızda bulunsun. Basit hesaplar. Bunu Fulya'ya anlatmadım yani hani. Böyle hobi olsun, uğraşayım, dur şu çirkin kabloları saklayayım diyenler varsa taş çatlasın 50 liraya kapatırsınız. Hadi bilemedin 100 liraya. Bütün sistemi söylüyorum. Evet, devam edelim. Ekstra bir sıvı soğutma eklendi. İnşallah bir gün içindeki malzemeleri de değiştirebileceğim. Bu arada delmek zorunda da değilsiniz. Yani hepsini bir yerde toplayıp gene kablo saklayıcı indirebilirsiniz. Ben delmeyi ekstrem Kim bir olsun zaman gelecektir. Hoş bu pahalılıkta biraz zor ama. Kasam çok tatlı ama. Yani bu kasaysa bir önce kullandığım ne Kasa tatlı gerçekten bu arada. bilmiyorum. Bunun Evet, yeleği kasa. kadar falan bir şeydi. İyi aldım. Halı Beğendim yani, değiştirdim çok iyi. buradan. IKEA'dan kardeşim aldı geldi. Valla aşırı tatlı bir dokusu var halının. Aynı halıdan bende de var. Güzel Kullanım halı kutusunu valla. zaten biliyorsunuz. Bu asla ve asla düzeltemediğim tablom. Bir ayarlayamadım şurayı. Bir ayarlayamıyorum ama. Bunlar çiçeklerim biraz İlk solmuşlar yaş ama. esprisi geliyor. Kendim aldım.
Bu benimle dalga geçtiğiniz. Ya. Yaşlı koltuğu dediğiniz. Ya. Yes. Bir. Bir. Berjerim. Bu berjerin pançmış. Çok büyük. Lütfen dalga geçmeyin. Babamın hediyesi. Aşırı rahat. Berjere bak. Şey. Şurada eski koltuğum var. Kendin kaşınıyorsun kendin. Dalga geçsinler diye kendin vuruyor. Sen yaptın. Sen böyle yaptın beni. Hadi lan orada. Halkı kullanıyorum. Sağ olsun halk böyle arka tarafına da logomuzu yaptı. Ön taraf böyle. Müthiş bir rahatlık ya. Gerçekten şey neydi onun adı? Kumaş harika ötesi bir rahatlık. Kaç para aldın Avukan? Kaç para aldın? Harika. Harika ötesi. Evet, masam değişti. Arkadaşlar bu masa içi mukavva dolgulu normal bir masa. Buna İkea küçük bir masası, değil mi? Evet, buna bir yumruk evet. Atsanız el içinize içine girer haberiniz olsun. Ya da köşe. Abla sana önerimdir. Bence bu odayı çok 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 daha güzel kullanabilirsin. Ya taşınacağım ya. Kullanmış gibi. Taşınacağım mı sen de? Doğru. Ben taşınıyorum. Niye? Tamam. Kendi evine geçiyor artık. Kendi evime geçeceğim. Of. Mert'in tabirle paralarımı şey yaptığım kasam. Sakladığım kasam. masam Ikea'dan. Biraz sallanıyor ama idare ediyorum. Arkadan işte o kabloları delerek saklı. Bunu delemeyebilirsin bu arada ama. Bunu delemez ya. Ya deler de hoş olmayabilir. Ben bunu ağzına mı sıçarım? İşte duvara normalde şey yap. Duvara yaslaman gerekiyor. Oraya bir neydi o? Koltuk altlarına takarız ya. Reçine diyesim geldi de keçe. Ben onu keçeyle ittiriyorum veya iki tane L atıyorum altına ama duvarı da delmek lazım. Falan filan uzun iş. Bu benim ilk şeyim. Monitör Allah kahretmesin ya. Burak'la yazılarımı. Hemen Burak'la yazılarını inceliyoruz. Hemen incele abi orayı. Etli ekmekçi soruyor. Masam iki yandan. Bir dakika şimdi. Bunlar önemli detaylar. Acaba Fulya bu mesajları bilerek mi bıraktı? Anlamıyor ama. Evet. Evet. Abla gitmeden etli ekmek yiyelim dedim. Senin önebileceğin yer var mı otogarın veya karşıda? Mevlana'nın orada. Lokmahane var. Ya da yakada. O şey sponsor almıştım da onu yaptım. Aynen. Neyse ya çıktı o gizli şey saklanmış tamam. Sponsordu. Şimdi burada zaten bu yayınlandıysa burada hiçbir sıkıntı olmadı. Bellidir arkadaşlar. Evet. Bakılmıştı. Abla jarjim. Az yazamayabilirim. Konuştum arkadaşımı almaya gidiyor. Çok teşekkür ediyorum bu güzel gün için. Yardım. Canım ben çok teşekkür ediyorum. Düşün buradan için hediyeler için çok sağ ol. Yine bir hediyeler alınmış. Bu benim ilk şeyim. Monitör. Allah kahretmesin ya. Burak'la yazılırız. Etlek misin? Neyse. Bir şey sormuş. İzleyiciler böyle bu arada. Bak sizin çoğunuz böyle. Durduruyor mesela bakıyor. Lan benim o karınca çiftliğimde porno linki ifşasını anca bak anca kendi yani adam o niyetle bakması lazım. Aa harife bastı kesin link vardır deyip baktı oraya yani başka türlü olmaz. Başka türlü mümkün değil. Bir salise gözüküyor orada çünkü. Senin öyle bir şeyin var. Kuzenim girmiş. Bu kardeşimden çarptığım mikrofon. Aynı şu an size bu video çektiğim kamerayı da kardeşimden çarptım. Stream deck var kardeşim de inşallah. Ya taksi bakıyordum yatırımlık. Ben de sahte taksilere girmişim. Ne yapayım ya yaşladım ya, yanlış girmişim şeyini öyle oldu işte. Ya. Olabilir böyle şeyler. Sanki hiçbiriniz erkeklere söylüyorum. Ya da kimse yani. Hiç böyle izlemiyormuşsunuz gibi yapıyorsunuz ya. Bayılıyorum oyunuza. Aa gördün mü Tuhan abi ona girmiş. Akşam şıp. Tövbe yarabbim. İnşallah onu da çarpacağım. Berkeciğim ya izlersen bu videoyu bilgin olsun. Onu da alacağım senden. Şu ışığım yani yayıncılığımın 3. yılında klaf sağ. Önerdiğim ışıklardan tüm yayıncılara duyurulur. Güzel ya. Müthiş bir şey abi. O da güzel. Bu bildiğin hesaplı 200 liraya mı ne çıkmış? 120 liraydı bunlar. Alıyorsun ayaklı tripodla çıt 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 mis gibi kullan. Geldiğinde beraber 100 lira aldık şey aldık ışık aldık. Akşam yayını. 100 lira mı? Valla ben bir tane aldım. Konya'dan aldık. 50 liraya aldım. Abi küçüktür onlar ya. Aa bir dakika benimki şeyli. Buradan tripod benimki çıkıyor. Ha buraya telefonu da takabiliyorsun. Makyaj falan var, yapmak. Var. Var mı? Var. O da var içinde. Ben kazıklanmışım arkadaşlar. Video vesaire falan filan çekerken kapkara çıkmasın yüzüm diye. Böyle bir ışık aldık. Hmm. Setuplarımı zaten biliyorsunuz. Anlatmasa anlayacak. Arkadaşlar yüzü karanlık çıkmasın diye almış. Yarım saat anlattı. Siseris kullanıyorum.
Klavyem bozulduğu için farklı bir klavye kullanıyorum. Bunlar beni hiç ilgilendiriyor. Yayın masam şöyle. Kameranın arka tarafı mı oluyor artık burası? Yayında görmediğiniz kısım bu kısım oluyor. Ne konuşmuşum ya? Ne boş konuşmuşum ya? Detayını vermemişsin. Ben bir izleyici olarak merak ediyorum. Hangi marka o kollar? Bilgisayar kolları. Evet. Hiç bilmiyorum. Hangi kollar? Ondan sonra şu kapı hangi malzemeden yapıldı? Bu içindeki camlar nerede evet, yapıldı? Anlatacaksın. Yani bu içerideki kitaplar, bu kablo neyin kablosu? Bunları anlatacaksın. Kitaplıklarım, tamam. Kitaplarım var. İki ay sonra da onları çekerim size. Görmüş olduğunuz gibi kendini doğrudan ayna karşısında veya cam karşısında geçirmiyor. Bu da insan evet, psikolojisinde kilo aldığının ve kilo aldığı için de kendini gizlediğinin net göstergesidir arkadaşlar. Açık açık anlatıyorum her şeyi. Yalansa yalan desin. Kitaplarım, kitaplarım bak, var. Bak kendini fark ediyor var, burada yansıdığını. Göster. Şimdi otomatik olarak has siktir deyip sağ atıyor kendini. Çünkü ben de şişmanım oradan biliyorum. Videoda göstermiştim. Onun haricinde burada doğum günü hediyem Taner'in yaptığı. Taner amına koyayım bütün memleketi... İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'na çevirdin ya. Herkesin belinde bir şeyler var ya. Şöyle daha yakın net detaylı göstereyim. Evet, siyahlı filosuna. Bu bir takipçimin yapmış olduğu bir kutu. İçerisinde defter... Lan bunun aynısı bana da geldi. Seri hepimize mi yaptı? Buna benziyordu. Hülya abla bence sana gönderenleri yazıyor. Bana da yapıyor. Olabilir. Taner yavrusunu yapmış onun. Onu da şöyle göstereyim. Bu ne lan? Kalan malzemenle mi yaptın oğlum? Drop'um. Vantilatörüm. Dışarıdan ses gelmesin diye biliyorsunuz vantilatörle yayın yapıyorum. Bir de şurada tepede var. Evde herhalde takmış olduğum İkinci tek aydınlatma geliyor. Diğer aydınlatmaların hepsi evde vardı. Ondan ilk defa videoyu izleyenler gördünüz mü? Yaşlı demesinler. Allah Allah. Allah Allah. Kafayı nasıl takmış ya? Şurası salonum. Oy 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 salona bak 100 metrekare lanet olsun. Bu kırmızı koltuklara bayıldım adamım. Buraya çok detaylı girmeyeceğim. Bunlar şey olmasın diye ya. Kirlenmesin diye örtü onlar. Öyle mi? Hayır normalde beyaz renkli. Normalde. Ha, siyah. Yok şeyler siyah arkaları beyaz. Tamam bak, buradaki gibi. Buradaki gibi. Ha, oradaki gibi aynen. Bunu. İki oldu. Şurada şöyle şey. Çerçevem boş. Karşıda bir tane daha çerçeve var, o da boş. Lanet olsun. Çok üzüldüm adamım. Bu eşyalar şeyde gidecek. Taşındığımda gidecek. Satacağım bunları arkadaşlar. Buradan da duyuruyor yani. Alacak olan varsa. Aynen varsa. Satıyorum. Benim değil. Yaşına göre bulmuşsun demeyin. 3 yaz. Ya bak yaz. Çok hızlı oldu ya. Çok hızlı oldu. Yaz 3 avizeler bana ait değil. Yaşına göre almışsın demeyin. Şunlar da başka yok galiba. Avizeleri. Bunlar güzel ama... Burası... Aga! Kolonun. Hemen hemen eski evlerin hepsinde var. Hiç ateşler oldu mu orada? Yok. Tuvalet ve lavabo. Alaturka olarak şey yapıyor. Bir önceki videoda... Genelde orayı kapatıp depo olarak kullanıyorlar ya. Bilmiyorum genelde ki. Genelde öyle değişen bir yer mutfağım. Mutfağımda turuncu bir koltuk var idi. Şey ne koltuğu koltuk ya? Koltuk mu? Halı. Halı vardı. Çok daha işler. Turuncu halı ne alaka var? Onu... Mutfak geniş ya var. Mutfağım büyük. Buraya ek olarak masa aldım. Halıyı değiştirdim. Bilgisayar odasındaki halıyı buraya getirdim. Oraya halı almıştım. Bu buraya güzel oldu. Şöyle de bir... En sinir olduğum şeyi söyleyeyim size. Bu video ile alakalı değil. Halı koyduğun zaman masayı yerleştirdiğinde bir taraf burada bir taraf halı üstü kalıyor ya. Orada böyle yarım santimlik bir eğim oluyor ya. Gıcık olurum. Pil durmaz orada. Halıyı buraya getirdim. Oraya halı almıştım. Bu buraya güzel oldu. Keçe koyardım altına iki kat. Oldu. Şöyle de bir... Konya'daki evim böyle mi? Saat kaç bakalım. Saat vay reis. 15 kala çekiyorum. Şurası abur cubur çalışan. Aynı şekilde buralarda da abur cuburlarım var. Sonra kilo aldım. Kilo alıyorum. Acaba neden kilo alıyorsun? Salak yiyorsun çünkü. Aa bu kadar kendine barışık olmamalısın. Kahve makinalarım. Dedim de kavga ediyorum Allah'ım yarabbim. İşte dur şunu kapatayım çok ışık şey yapmasın size parlamasın. Gün tabaklarını sattın mı? Ay, evet attım. Senin yüzünden tabak aldım ya, biliyor musun gayet yeni? Kaliteli kamerayla yani, deneyeceğim bu arada. Şurayı biliyorsunuz zaten. Kocaman bir balkonum var. Bir önceki şeyden, vlogdan. Ha bir de ki şu masada kaç kere yemek yedin de, şurada kaç kere yemek yedin de. Bir. Ayalın olmasın. Ben hastalıktan sonra annemler gelmişlerdi. Gelmişti annem ya. Yemek yiyip her gün burada bana yemek yedirdi. Allah razı olsun. Eller... Aa ne göstereceğim size. Heh. Şimdi bakın. Şu avizenin aynısından şurada da vardı. Benim tepeme düşüyordu. Buradan önceki şeyler aldım.
Yiyecek bir şeyler aldım, içeri gittim, bilgisayara oturdum şurada. Şangırt diye bir ses geldi. Sen bu düş, şuradaki. Cam bir de bu ha. Yemin ederim kafamı düşse... Allah kurtarmış. Boku yemiştim şu an. Dua falan okuyordunuz bana. Dalga geçiyorum da ölseydim dua ediyordum. Allah korusun canım, ne alakası var ya. Oğlum bayağı cam ayağı tepeme düşüyordu. Ya... Bu ne kızım? Niye niye var burada ya? Ya bunu ya, ayı ya, şey yapıyor. Ya ulan evimde şu an... Şimdi? Evimde Saruhan portrelerin olduğunu düşünüyorum şu an böyle. Oğlum! Bir dakika beni dinleyin. Ayının ev hediyesi. Igor portresi var dev gibi değil mi? Igor gibi. Üstünü yaptırmışsın. Cansu'nun bana ev hediyesi bu. Allah Allah. O ışıkları pilli mi? Yakmışsın video çekiyorum diye. Yo şey gece lambası olarak kullanıyorum sürekli açık. Ha, ya prize mi bağlı bu? Yo şey var, pilli. Ha, pilli. Daha, açıyorum, giderken rahat oluyor. Bana ev hediyesi. Çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bunu böyle ara koridora astım, çok tatlı oluyor. Ay, çok heyecanlı. O aynanın önünden geçilmeyecek tek arkadaşlar. Tek anlamadığım şey, tuvalet. Tuvaleti nasıl evet abi ya, yani ben burada var ya. Benim boyum kısa. Amuda kalkıp sıçarım. Göbeğimden sektiri düşürürüm içine. Bak burada mümkün değil oturamam ben. Bu dizlerim bizlerim böyle tıkanır orada. Hayır, bir şey abi. Ayaklarını kardeşim. Buraya koyacağım bak. Şuraya. Hayır kardeşim geliyor. Kardeşim 2 metre boyunda çocuk gayet de rahat yapıyor. O dizlerini o var ya örümcek gibi oturuyor. Dizlerini omzuna alıyordur o. Söylemeden rahatsız oluyorum falan. Yani bir şey gelmez. Ay nasıl o kollarıyla sıkıştırıyordur bacaklarını. Şey gibi Hacı Yatmaz gibi dengeliyordur kendini. Çünkü bir kere bak şu alttaki halısı var ya bunun. Bu her türlü ben otursam buraya bu şuraya döner. Şöyle olur bu. Ayaklar burada olur. Mis. Burası banyo. Şöyle hop. Banyomu göstereyim. Biraz geniş bir banyom var. Bir gideceğim. Şimdi bundan bir sene önceki ya da 7 ay önceki aynı yerin vloguna gidiyoruz. Nerede? Bu her yerden... Bu da farklı olsun diye maskelere de kuru kafa şeyi koymuşlar. Ya bir tane fotoğrafım var. Değiştirip kullanıyorlar işte. Benimkini de öyle ya. Nemesis TV vlog. Bak şimdi. Bak. Bak. Lan wallpaper bile aynı bir de değiş... Bak bu işte bu halı gitmiş. Nerede o? Süre olarak şuralarda ya, banyoda olacağım. Aynaya bakacaksın değil mi? Evet. Gün doğdu. Dur bir dakika. Rezyolar düğün mevsimi olduğu için herhalde. Bakın kendini zayıf hissettiğin dönemki halin. İzleyin şimdi. Burası banyo. Özgüvenli bir şekilde aynanın önüne geçildi. Şöyle göstereyim. Göt ama o zaman şimdikinden 10 kilo daha zayıfım. İşte tamam onu söylüyorum işte. Bak. Bak. Reisime bak. Bak. Reis biliyor. Onun umurunda değil dolap molap. Var. Tamam buralar boşmuş. Biraz daha kendimi göstereyim. Şöyle bir de bu tarafa gideyim. Tamam. Evet devam edebiliriz. Cem evdeki banyo bunun çeyreğe kadar ne yapacağım bilmiyorum. Burası benim ilk taşındığımda kullandığım oda. Çamaşırlığım. Çamaşırlık güzelmiş ha. Çantalarım var. Yatırmadan yoktu senin için. Masası, yaptın. Yoktu aynen. Diye sorsan, hayır yapmadım. Çünkü asıyorum. Astıktan. Düzgün bir şekilde asarsanız tütü yapmaya gerek yok. Bu avizelerden. Benden öğrenmiş taktiği. Bu benim eski masam. Benim ilk yayıncılığımı şey yapan masa. Kıyamadım en güzel atmaya. Masalar bunlar bu arada. Evet gelerek. Çok sağlam. Kıyamadım. Ne güzel bir şey bu ya. Manyak bir ya, şey ya. Müthiş bir şey bu arada. Bir sonraki eve giderken ne yaparım bilmiyorum. Gömme dolaplar. Bu gömme dolaplar sayesinde dolap satın almadım. Acayip yüküm aldı burası. Ulan şu sticker olayı ne gariptir ya çocukken evet de. Evet ya. Yani bizim o çok iyiydi. Niye böyle bir çocukken öyle bir fantezimiz var? Her yere sticker yapıştırma falan. Ona para bir de vermedim. Biz zamanımızda poster vardı. Evet. İşte avize derdi yok, ışıklandırma derdi yok vesaire falan filan. Bu oda boştu biliyorsunuz ki. Yankı falan yapıyordu. Bu odada yatak vay odam. Vay reisim. Hemen şöyle. Kırmızı halı mı var yerde? Evet. Turuncu. Turuncu o mutfaktakini koymuşum. Eskiden arka taraftaydı biliyorsunuz bilgisayar odamda. Arka köşede duruyordu. Onu buraya aldım. Şurada kitabım var. Onu nereye saklayacağım adam onu nereye saklayacağım? Ne yapacaksın yani, biliyor musun? Buraya beyaz renkte bir tane dörtlü üçlü uzatma alacaksın. Dümdüz aşağı indirip o siyah yatağın altından o üçlüye takacaksın.
Ya en kötü okuyorum. Şey yap abi. Sarmaşık sarsın ya. Yatağım. Böyle normal yatak boyundan biraz daha küçük. Bu arada ev büyük, evet. Evi şey yapmak zor, doldurmak zor. Ben şunları göstereyim size. Biz bugün Burak'la buluştuk. Benim editörlerimden, YouTube editörlerimden bir Vay. Tanesi. Vay. Biliyorsunuzdur. Güzel güzel etlerimiz de yapıyor aynı zamanda. Onunla buluştuk. Böyle çok tatlı bir şey almış bana pembe. Ya böyle. Çok güzel. Sağ olsun. Şu görmüş olduğunuz. Ya! Gece lambası. Ya yok artık. Ya, gece lambası oğlum o. Sabah uyanıyorsun yanında günaydın. Var böyle. Ben onu sabah uyandığımda görmüyorum. Çok horladın mı lan falan öyle. Hani izleyicilerimden bir tanesi, takipçilerimden bir tanesi göndermiş. Buradan selam olsun. Şu tabii bir de bunları kendi yaptırmıyor abi. İzleyici yolluyor yani hani. Tasketisini annem şey yaptı. Hediye etti. Getirdim artık, hediye etti. Duvarı niye gösterdim bilmiyorum ama tartım. Tartıya çıkayım mı? Hayır. Şu şifon yarım. Şurada aynaya geçmiyorum asla. Aynaya geçmiyorum. Evet asla ama. Ya ulan var ya biz insanoğlu aynıyız ya. Şurada işte ıvır zıvır takılar. Şurada az fark görünüyorum ediyorum. Bak fark ediyorum, geri çekiliyorum. Bak nasıl bir yan duruyor şu an, fıtığı atacak o gözükmesin diye. Aynadan çıktım yanılmaz. Şöyle bir kaşmış. Bir tanesi Roberto Cavalli. Aa Roberto Cavalli. Çok çok iyi parfümleri. Mal gibi parfüm. Yok bu ağır. O ağır, o fresh olan evet. O. Saatim. Burada gene yüzüklerim falan. Ay, bunları takıyor musun? Hayır takmıyorum. Kullanmayı sevmiyorum. Ama eskiden... O zaman ne yaptı ya abla? Aa turuncu halım mutfaktaki. Gıcık oluyorsunuz ama sonuçta halı halıdır. Bakın hala burada halım yok. Ama zaten gideceğim ev 2 artı 1 olduğu için. Bir abla sen taşınınca o eve şey yapacaksın. Artık orayı... Tabii o taşınmadan önce bir vlog daha olsun demiş. Ondan sonra taşınırken aynen. Bir vlog daha. Onun da bir son hali. 4 vlog 4 video içeriği. Mis tertemiz. Ama ben ilk vlogda söylemiştim. Odaları, evet arkadaşlar çok teşekkür şey ederim. Çekerim diye. Ben söz verdim diye çektim. Burası da girişim. Şöyle hemen girişin yanında şeyim. Bilgisayar odam. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok çok sağ olun. Kocaman öpüyorum. Eğer bir bitti, gün... Bitti. Dur bir dakika. Son her zaman en son izlenmeli. Tükenmez isem, becerebilir isem şey yapmak istiyorum. Pilav yapmak istiyorum bu şeyle, kamerayla. Ben hani kısa böyle tık 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 diye bir yapasım var. Ya işte özlediğimiz içerikler ya. Vallahi diyorum oğlum. Mis gibi ya. Şimdi şurada 5000 tane 6 ne 3 lan 4 değil miydi ya? Oğlum pilav yapacağım dedi bu da yaşlı şeyi. 4 işte. 3000 4000 erkek şurada pilav yapmayı Fulya'dan öğrense hava yapacağınız bir şey oluyor oğlum. Diyorsun ki ben pilavı iyi yapıyorum kardeşim. O da en kısa sürede gelir diye tahmin ediyorum. Zaten YouTube'dan etkileşime geçeriz bununla alakalı. Sizi kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay. Çok doğal bir vlog olmuş. Doğal vlog dediğim böyle olur ya. Allah daha iyilerini versin. Umarım ileriki günlerde villamı gezdiriyorum diye vlog atarsın. Vay. Vay vay vay. Tukan abi yayında kopacağız gene yazmış ama ne alakası. 2 saat önce. Ne güzel işte bak, daha güzel evlerde yaşaman dileğiyle diyor ya mesela, bunu Erkan özelinde söylemiyorum, bunu yazıyor mesela biri. Bir gün villaya taşındığı zaman senin amına koyayım diyor. Allah belanı versiniz diyor, ne yaptınız da kazandınız diyor, şerefsizler diyor ondan sonra ya. Bunu bu arkadaş özelinde söylemedim. Villayı Mert abin gezdirir. Mert abi gezdirir. Oğlum gezdirsin yani, keşke gezdirse. Niye yani bir insanın villada şeyde oturması...